Bu videoda birbiriyle alakalı birkaç konuyu işleyeceğiz. Aslında basit konular ama bazen biraz kafa karıştırıcı olabiliyorlar. Umarım bugün bu konuları açıklığa kavuşturacağız hep birlikte. Şimdi şurada bir kap olduğunu düşünelim. İçinde su molekülleri olsun. Tamam mı? Su molekülleri. Sıvı haldeler ve temas ediyorlar. Öyle düşünelim. Su molekülleriyle birlikte ayrıca şeker molekülleri de olsun. Şeker molekülleri. Bunları pembe renkle gösterelim. Su molekülleri çok daha fazla. Fazla sayıda olan moleküle çözücü denir. Yani su aslında bir çözücü. Su moleküllerinin çoğunlukta olduğunu görebilirsiniz. Molarite konusunu bilmiyor olabilirsiniz. O yüzden hiç bundan ayrıntılarıyla söz etmeyeceğim. Şimdilik sayı olarak fazla olan molekül grubuna çözücü dendiğini bilmeniz yeterli. Yani burada çözücü olan nedir? Su. Az sayıda olan moleküle ise çözünen denir. Molekül sayısı az olan şekerse bizim durumumuzdaki çözünen. Bu şeker olmak zorunda değil arkadaşlar. Yani çözücüden molekül sayısı olarak az olan herhangi bir başka molekül de olabilir. Şeker suyun içinde çözünmüş diyebiliriz. Buraya yazalım. Şeker suyun içinde çözünmüş. Bu şeker ve su karışımına da çözelti denir. Çözücü çözme işini yapan moleküldür, çözünen de bu durumda şeker. Bunları difüzyonu açıklayabilmek için anlattım. Şimdi şuraya bir kap daha çizelim. Su ve şekere özellikle suya tekrar döneceğiz. Burada içinde hava partikülleri de bulunan bir kap olsun oksijen olabilir, karbondioksit olabilir. Açıklamayı kolaylaştırmak için oksijen olduğunu varsayalım. Tamam mı? Diyelim ki oksijen var. Bunlar birer oksijen. Kabın içinde sıcaklık da olduğunu farz edelim. Bu hava moleküllerinde kinetik enerji var. Ve rastgele hareket ediyorlar. Bu kabın içinde ne olur? Bu moleküller rastgele çarpışacaklar. Mesela bu. Çoğunlukla Sol alta çarpıp sekerek sağ üste doğru gidecek. Ama sağ üstte çarpıp sekebileceği bir şey yok. Yani rastgele hareketlerin çoğu sağ tarafa yönelecektir. Çünkü sola gidince bir şeylere çarpma ihtimali yüksek. Oradan çarpıyor, sağa doğru yöneliyor. Yani bu sistem bu şekilde zamanla dengeye kavuşacaktır. Dengeyi şimdi anlatmayacağım. Eğer merak ediyorsanız termodinamik videolarımıza bakabilirsiniz. Biz konumuza dönelim. Sonunda kap şuna yakın bir görünüm kazanacaktır. Bu kesin olarak öngörülemez tabii ama şu beş partikül dengeli olarak dağılacaktır. Bunu öngörebiliriz. Ve biz buna difüzyon diyoruz. Difüzyon. Partiküllerin ve moleküllerin yoğun alanlardan daha az yoğun alanlara doğru hareket etmesi şeklinde tanımlanabilir difüzyon bu moleküller de yoğun alandan seyrek alana doğru hareket edecek. Yoğunluk nedir diye sorabilirsiniz şimdi. Nedir yoğunluk? Yoğunluğu ölçmenin pek çok yolu vardır. Molarite ve molalite bunlardan bazılarıdır. Ama temel olarak her boşluğa ne kadar partikül düştüğüyle ilgili bir şeydir yoğunluk. Her boşluğa ne kadar partikül düştüğü. Burada çok fazla partikül var. O yüzden bu yoğun alan. Burada çok az partikül var. O yüzden bu da seyrek alan. Buna benzer deneyler yapılabilir. Diyelim ki iki kabım var. Kapların arasında su ve şeker moleküllerinden daha büyük bir geçit var. Tamam mı? İki tarafta da su molekülü var. Rastgele hareket halindeler. İki tarafta da eşit sayıda molekül olacağından moleküllerin iki taraftan birine hareket etme ihtimali aynıdır. Aksi takdirde basınç farkı olur. Yani sağdaki kabın seviyesi ile soldaki kabın seviyesi aynı. Bir taraftan diğerini hareket etmeyi gerektirecek basınç yok. Moleküllerin birden sağa doğru hareketlenmesine yol açacak bir sebep yok yani. Şimdi içine bir çözünen koyalım. Tamam mı? Ne yapıyoruz? Bu küçük borudan geçecek kadar şekeri sol taraftaki kaba ekliyoruz. Ne olur sizce? Her birinin kinetik enerjisi var. Rastgele hareket halindeler. Unutmayalım. Su bir süreliğine çalkalanır. Bu su molekülü şöyle gider, bu da şöyle gider. Yani birbirlerini iterler. Mesela şu bu taraf yerine bu tarafa gider. Şu geçitten geçerek şurada durabilir. Hala burada hareket edebilir. Geri de dönebilir. Ama büyük ihtimalle sol tarafta, sağ taraftan daha fazla şeker molekülü olacaktır. Bunların bir kısmının bu tarafa geçme ihtimali de yüksektir. Ben dört tane ile gösteriyorum ama trilyonlarca partikül denge oluşana kadar hareketini bu şekilde sürdürür. Bu tarafta iki tane olabilir. 2 3 tane molekülle gerçekleşmeyebilir ama trilyonlarca olduklarını düşünün, öyle olduklarında mutlaka olacaktır. Süreç yüksek yoğunluktan alçak yoğunluğa hareket etme şeklinde olacaktır. Yani yoğun alanlardan seyrek alanlara doğru hareket. İşte buna difüzyon diyoruz. Bu şekilde de anlattım difüzyon kavramını. Sanırım daha iyi anlaşılmıştır. Şimdi difüzyon kavramıyla birlikte bazı terimler de öğrendik. Değil mi? Neydi bunlar? Biri yüksek yoğunluktu, değil mi? Şimdi sol taraftaki kap yüksek yoğunlukta. Sol taraf sağ taraftan daha yoğun. Sağ tarafsa daha az yoğun. Bunlar için havalı kelimeler de var. Bu taraf yani yüksek yoğunluğu olan tarafa hipertonik deniyor mesela. Hipertonik. Sarı ile yazalım bunu. Hipertonik. Hiper herhangi bir şeyden çok fazla olduğunda kullanılır. Seyrek yoğunluk için kullanılan terim ise hipotoniktir. Hipotonik. Öğün araları uzadığında hipoglisemik olduklarını söyleyen tanıdıklarınız yok mu hiç çevrenizde? Değil mi? Belki de vardır. Hipoglisemik. Yani böyle bir başım dönüyor demek isterler, değil mi? Kanlarındaki şeker miktarı yeterli olmadığında bayılacak gibi hissederler ve yemek yemeleri gerekir. İşte burada seyrek yoğunluk olduğu için hipo denir buna. Bir şekerleme yiyince hiperglisemik olabilirsiniz. Çünkü şeker yoğunluğu artar. Ya da genel olarak hiperaktif olabilirsiniz değil mi? Hiperaktifte ne tarz insanlar için söylenir? Çok yoğun hareket eden, yoğun aktivitesi olan insanlar için söylenir. Yani hiper yoğunu işaret eder, hipo seyreyi işaret eder. Tamam mı? Bu kelimeleri bol bol cümle içinde kullandık. Sanırım bu kadar örnek size yeter. Eğlendik konumuza dönelim. Hipertonik çok fazla çözünen var anlamına gelir. Çok fazla çözünen var. Yani yoğunluk yüksektir. Hipotonik ise çok az çözünen olması demektir. Bize çok az çözünenin olduğu, yoğunluğun düşük olduğu durumları işaret eder. Bu terimleri bilmeliyiz, iyi öğrenmeliyiz, iyi anlamalıyız. Burada olduğu gibi bir engel olmadığında çözünen yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa, yani hipertonikten hipotoniye doğru hareket eder. Anladık mı? Hareket yüksekten düşüğe doğru oluyor. Yani hipertonikten hipotoniye doğru. İlginç bir deney yapalım. Şu ana kadar çözünenin difüzyonundan söz ettik. Genel olarak fazla olan çözelti az olan çözünendir. En yaygın çözücü sudur. Bazı alkoller civada çözücü olabilir. Birçok biyolojik ve kimyasal sistem için çözücü sudur diğerlerinin içinde çözündüğü moleküldür. Çözünen molekülün geçemediği, su molekülünün geçebildiği bir tünel varsa bu durumda ne olur? Bu ilginç bir soru. Şimdi bunu gözümüzde canlandıralım. Buraya bir kap çizelim. Hayır hayır kap çizmeyelim. Burası dışarısı olsun ve su olsun. Su moleküllerimizi çizelim. Burada da bir zar olsun. Tamam mı? Bir zar. Ama bu yarı geçirgen bir zar olacak. Yarı geçirgen bir zar. Su içeri girip çıkabiliyor buradan su için geçirgen ama çözünen geçemiyor. Yani su girip çıkabiliyor bu zardan ama çözünen geçemiyor. Çözünenimiz de şeker olsun. Dışarıda da içeride de su var. Çünkü su girip çıkabiliyor. Dışarıda da içeride de su var. Su molekülleri küçük. Şeker seçtik. Şeker diyoruz ama başka bir şey de olabilir. Her şey olabilir. Biraz daha büyük şeker moleküllerimiz var. Bunlar çok daha büyük moleküller de olabilir. Şimdilik şeker diyoruz. Yine dört tane çiziyorum ama trilyonlarca var diye düşünün siz tamam mı? Daha basitçe anlayalım diye dört tane çiziyorum. Bundan çok daha fazla da su molekülü var. Bu zar yarı geçirgen. Yarı geçirgen bazı şeylerin geçmesine uygun demektir. Yani su moleküllerinin geçmesine izin verir. Şeker moleküllerinin geçmesine ise izin vermez. Çünkü şeker molekülleri fazla büyük buradan geçmek için. Şimdi zar'a yakından bir bakalım. Nasıl gözükür buraya çizeyim. Zarda böyle küçük delikler olur. Tamam mı? Küçük delikler. Bunlara ne denir? Bunlara por denir. Por. Su molekülleri de yaklaşık aynı boyuttadır. Dolayısıyla bu por'dan geçebilirler. Su molekülleri zardan geçebilir ama şeker molekülleri büyük olduğu için geçemez. Zardaki bu küçük porlardan geçemeyecek kadar büyük olur şeker molekülü. Bu durumda ne olur? terminolojimizi kullanalım. Şeker çözünen, su çözücü, yarı geçirgen zar. Zarın hangi tarafı yüksek yoğunlukta, hangi tarafı düşük yoğunlukta olur? Elbette içi. Yani zarın içi yüksek yoğunlukta olur. Hipertonik olur. Hemen buraya yazalım. Hipertonik. Ama zarın dışı düşük yoğunlukta olur. Yani neydi? Ne diyorduk? Hipotonik olur. Hipotonik. Ya bu porlar bu moleküllerin geçebileceği kadar büyük olsaydı, yani şeker molekülünün de geçebileceği kadar büyük olsaydı, tam geçirgen bir zar olsaydı, iki tarafta da eşit yoğunluk olacaktı, değil mi? Eşit yoğunluğa sahip olma ihtimalimiz artacaktı yani en azından. Yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa hareket eden moleküller tam geçirgen zardan da geçerek eşit yoğunluğa ulaşırdı. Çünkü hem su hem şeker geçebildiği için iki tarafta da eşit yoğunlukta trafik olurdu. Ama burada moleküller pordan geçemeyecek kadar büyük. Sadece su molekülleri girip çıkabiliyor. Şeker molekülleri girip çıkamıyor. Şeker molekülleri olmasa su pordan girip çıkarak eşit yoğunluğa ulaşır. Ancak bu deneyimizdeki şeker molekülleri zarın içinden çıkamaz. Şeker molekülleri düşük yoğunluğu olan bölgeye geçebilmek için deliklere doğru hareket eder ama çıkamaz. Şeker molekülleri çıkışı tıkayınca Yüksek yoğunluktaki su molekülleri de dışarı çıkamaz. Düşük yoğunluktaki molekülleri engelleyen hiçbir şey olmadığından onlar rahatça pordan geçerler. Yani hipotonik bölgedeki çözücü hipertonik çözeltiye doğru hareket eder. Tersine çevirirsek yani şeker çözücü olursa yüksek yoğunluklu sudan düşük yoğunluklu suya hareket ettiğini düşünebilirsiniz. Tamam mı? Yüksek yoğunluk sudan düşük yoğunluk suya hareket ediyor. İşte en anlaşılmayan kısım genelde budur. Durum ne olursa olsun çözelti dengeyi sağlamaya çalışacaktır. Bakın buraya dikkat edelim. Çözelti dengeyi sağlamaya çalışacaktır. Mümkün olduğu kadar çözeltinin iki tarafta da aynı olmasını sağlamaya çalışacaktır. Bu bir tür sihir gibi değil mi? Ama sihirli bir şey değil. Çözeltinin bilinci falan da yok. Bunu bilerek yapmıyor. Tamamen ihtimaller üzerine kurulu bir durumdan bahsediyoruz. Bizim deneyimizde yüksek ihtimalle su sağ tarafa doğru akacak. Sağ tarafa doğru akar. Aslında hipotonik alandan yani çözünenin düşük yoğunlukta olduğu alandan yüksek yoğunluklu alana akar. Şeker moleküllerinin olduğu alana akar yani. Su molekülleri zarın esneyebileceği son noktaya kadar içeri girmeyi sürdürür. Deneyimizdeki gibi su çözücü ise ve yarı geçirgen bir zardan içeri giriyorsa buna osmos denir. Osmos. Osmos. Su zarlardan geçerek iki tarafı eşitlemeye çalışır. İçeride yüksek yoğunluk, dışarıda düşük yoğunluk varsa içerideki moleküller dışarı çıkmaya çalışır. Arada deneyimizdeki gibi yarı geçirgen zar varsa büyük moleküller çıkamazlar. Bu defa dışarının yoğunluğuyla içerinin yoğunluğunu dengelemek için daha fazla su içeri girer. Dışarıya da içerideki kadar olmasa da birkaç şeker molekülü ekleyelim. Sonuçta her şeyin sürecini tamamlamasını beklediğimizde her iki taraftaki yoğunluk da eşit olur. Sağ taraftaki yüksek yoğunluğu olan bölge genişler, suyla dolar, su molekülleri içeri dışarı hareketini sürdürür ve iki taraftaki yoğunluğu eşitlemeye çalışır. Ne demiştik? Difüzyon herhangi bir partikülün yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa hareketidir. Ozmos ise suyun difüzyonudur. Bir çözeltide gerçek çözünenin yarı geçirgen zardan geçemediği durumlarda çözücü olan suyun difüzyonuna ozmos denir. Umarım hiç aklınız karışmamıştır ve bu anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur.